Teğmen Muzaffer Kılıç, Filistin cephesinden beri Mustafa Kemal'in yanındadır. Bandırma vapuruna binmeden birkaç gün evvel Şişli'deki evde konuşurlar. Çok kalacak mısınız paşam? Yoksa denetlemenizden sonra dönecek misiniz? Son 100 yılın ve tarihin en büyük iradelerinden biri, büyük ve eşsiz asker, yaverinin gözlerinin içine bakarak şöyle der. Hayır, dönmeyeceğiz çocuk. Annene ve kardeşlerine Allah'ı ısmarladık de. Dönmeyeceğiz. Sevgili atam, sen ulusal bağımsızlık yolundan dönmedin. Bilesin ki başımız her zaman dik. Çünkü bugün ulusal başkaldırış ve şahlanışımızın 101. yıl dönümü. Kalplerimizde özgürlük ve bağımsızlık ateşinin her geçen gün daha gür ve canlı yanmakta olduğunun görüldüğü gün. Türk gençliği yapılan fedakarlıkların farkında olarak ilelebet daha ileriye gideceğine şeref sözü vermiştir. Vatanımız değerlidir. Biz değerliyiz ve birlikte bu değeri yücelteceğiz. Andolsun. Ey büyük ata! Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç atışından alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerine attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacaktır ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize kast edecek düşmanlar, en modern silahlarla donanmış olarak, en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi ulusal birliğimiz ve Türk gücünün zerresini dahi sarsamayacaklardır. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği, dökülen temiz kanların ve cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorluğa iman dolu göğsümüzü germek gerçek amacımız olacaktır. Ey Türk'ün büyük atası! İstiklal ve cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman içinde bulunacağımız durum ve şartlar ne olursa olsun kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak bütün engelleri aşıp her türlü güçlü yenmek azmindeyiz. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ülkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verir. Kendimizi büyük Türk ulusuna adarız. Ne mutlu Türk'üm diyene.